Ey Allah'ım, sen bunlara akıl fikir ver yarabbim. Maşallah evladıma, bu sefer keklik gibi kız buldum. Sen de bari koş arkalarından. Ah, bir genç olmalıydım ki. Mat kedileri gibi koşup duruyorlar evin içinde. Aman be, sen ne anlarsın. Sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Karnım acıktı. Yumurta var evde. Yağda yumurta sever misin? Ne olsa yerim şimdi. Anlamıyorsun bu işlerden. Bekarlıktan bıktım. Çok çapkınmışsın. Hayatından memnun olduğunu sanıyordum. Hadi canım sen. Aa, yanıyor bu yumurtalar. Çok pişmişini sevmem. Al şu bezi kaldır. Bira içer misin? Hı? Tuzla zeytini de getir. Çapkın fotoğrafçı. Baş üstüne hanımefendi. Daldın mı? Farkında değil misin? Yok. Kaç gün oldu? He? Ne kaç gün oldu? Seninle buluştuğumuzdan beri kaç gün geçti? 2,5 gün. Gitmem gerek. Neden? Şimdi birdenbire gitmek nereden geldi aklına? Ne var senin? Hiçbir şeyim yok. Ara sıra tansiyonum yükselir böyle. Neden gitmek istiyorsun? Gene geleceğim. Sana bir şeyler anlatmak istiyorum. Ben... Yarın anlatırsın. Ben böyle şeyleri söylemesini pek beceremem. Tam kafamda hazırlamıştım söyleyeceklerimi. Bak Ayşin... Ne olursun. Şimdi söyleme. Böyle güzel şeyler kapı önünde söylenmez. Hoşça kal. İstemem kızım. Hiçbir şey yiyecek halim yok. Aç kapıyı kızım. Geldi. Duydum. Yüzün gülsün biraz canım. Hiçbir şey söylemeyecek misin? Hayır. Sen de söyleme canım. Özür dilerim anneciğim. Seni üzdüm biliyorum. Bir şey söyleme ne olur. Bana hoş geldin demeyecek misin? Hoş geldin yavrum. Hoş geldin kızım. Nasılsın? Çok... Çok iyiyim. O kadar iyiyim ki anlatamam. Karnın açtır. Değil, yedim. Ne yedi? Sahanda yumurta. Aa. Yumurta mı? Sahanda? Bu evi hep böyle görmek istiyorum işte. Artık somurtup oturmak yok. Üstümü değişip geleyim. Ayşe! Yavrum!
doktoruna telefon et Gülşen. Ayşin. Kızım. Bir şeyim yok. Doktor gelecek şimdi. İtiraz istemiyorum. Ne derse yapacağız. Peki. Sinan'ı seviyorum baba. Hani şu fotoğrafçı? Onun yanında hiç bıkmadan günlerce kalabilirdim. Neden döndün? Kaçtım. O hayat dolu. Bense... Bu korkunu yenmelisin kızım. İyileşeceksin. Bana neredeyse evlenme teklif edecekti. Kaçtım. En iyisi onu bir daha görmemek. Ararsa Avrupa'ya gitti diyeyim. Bir süre burada dinlenmeli bence. Geçirdiği birkaç günlük heyecan sarsmış onu. Delikanlıyı çok seviyor doktor. Size bir şey söyleyeyim mi? Ayşin ölüm korkusunu yenmeye başladı. Çok iyi. Aşk hayata bağlayabilir kızımızı. Günleri sayılı bir kıza nasıl dur diyebilirim doktor. Heyecanlanma, sevişme. Siz diyebilir misiniz? Asla. Bırakın dilediği gibi yaşasın.